Hak dostum hak. Yanıldım bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhani, dükkanda yatır. Kovsam o da düşmez şanıma kibardır. Çarşafsız yorganda yatır. Haşa huzurdan ustası çırağını sever eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi çatladı nazardan. Eşek çıktı mezardan. Eşeğin aşkından ormanda yatır. Bizim çırak da hırtıyı pırtıyı toplamış külhanda yatır. Zamanı evvaide. Ben Deniz Bayram Tataroğlu. Size bugün kısa bir hikaye anlatacağım. Şehir insanı neden güvenilmez? Çünkü şehir insanı kendi sırtını kaşıyamaz da ondan. İnsanların bazı durumlarda yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak için hayvanlar aleminden örnek bulmaları Hazreti Adem'in çocuklarından beri bir çözüm yolu olmuştur. Malum olduğu üzere Hazreti Adem'in oğullarından Kabil, kardeşi Habil'i öldürmüş ve cesedini ne yapacağını bilemediğinden kargayı örnek alıp defnetmeyi becerebilmiştir. Maide suresinin 31. ayetinde hadise, sonra Allah bir karga gönderdi. O yere eşiyordu ki ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin. Yazıklar olsun bana dedi. Ben şu karga gibi bile olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz mi oldum? Artık o pişmanlığa düşenlerden olmuştu şeklinde anlatılmaktadır. Sırtın kaşınması basit ama insanın zaman zaman en aciz kaldığı sıkıntılarından biridir. Büyük şehirlerde işporta tezgahlarında görüp de bir türlü ne işe yaradığını fethedemediğim, parmakları yanarak büzüşmüş bir eli andıran sapına doğru 3 tekeri bulunan, ucunda ahşap aletin sırt kaşıma çubuğunu olduğunu öğrendiğimde çok sevinmiştim. Köyden gelen alışkanlıkla ulu orta sırt kaşıyacak ağaç bulmak ayrı, icra ettiğim fiili insanlara izah etmek ayrı dertti. Şöyle sırtına uygun bir ağaç veya eski bir bina duvarı bulmuşsun, ağız tadıyla yaslanıp başlıyorsun sırtını kaşımaya. Şehirli milleti bu. Tuhaf tuhaf bakmaya, garip garip söylenmeye başlıyor. Hele duvarını sürtündüğün binanın tarihe dönük bir yönü varsa Allah muhafaza. Tarihi esere zarar vermekten nezahethaneyi boylama ihtimalin bile var. Naçar sırtında o tatlı kaşıntıyla uğuna uğuna dönenip durursun ortalıkta. İşte bu çaresizlik anlarının birinde öğrendim o büzüşük parmaklı, uzun kollu ahşap ilin sırt kaşıma gelişi olduğunu. Başın gidişmesi neyse çaktırmadan saçını düzeltiyormuş gibi yapıp uygun bölgedeki gidişme ihtiyacını hafif hafif sürterek bertaraf etmek mümkündür. Önceki cümlede geçen gidişme çok tatlı bir kelimedir. Şiddeti kaşınmadan daha küçük olan gidişme hartart ile ifade edilmez. Seyirmenin biraz daha şiddetlisi az daha tatlı olanıdır. İnsan vücudunda mesela sırttaki durumlar için kaşınma, kulak içi, baş gibi bölgedeki durumlar için gidişme denebilir. Kaşınmayı ifade eden hartart ikilemesindeki hart yansıma sözünün yüklendiği şiddet gidişme için ağır gelir. Belki bu yüzden hartart kaşınmak ve tatlı tatlı kaşınmak kullanımları ortaya çıkmıştır. Halbuki gidişmek fiili yaygınlaşabilse hartartın ihtişamı daha görünür olacak. Kaşınmak fiili etrafında oluşan heybetli çağrışım yükü tatlı tatlı gibi kullanımlarla kaybolup fiili edirgen hava yaklaşmayacaktır. Bakın, kaşınmak hart hart, gidişmek tatlı tatlı. Belki hışır hışır gibi kullanımlar düşünülebilir. Şiddetin nasıl ifade edeceğini kestirmek zor. Ama gidişmek mutlaka yaşamalı. Böyle kaşınmaktaki vahşi lezzet ve gidişmedeki naif lezzet de birbirine karışmayacaktır. Organlara da yazık. Mesela nerenin kaşınıp nerenin gidiştiği ayrıştırılmalı. Sırttaki ihtişamlı duruma benim gibi gidişmek fiilini kullanmak fahiş bir hatadır. Özellikle uygun bir ağaç, kaya veya duvar çıkıntısı bulunduğunda hart hart sürtünerek kaşınmak nasıl gidişmek diye nitelendirilebilir. Veya kulak içinde başın değişik bölgelerinde oluşan ufak tefek ama dayanılmaz hareketlenme durumları için kaşınmak fiilini kullanmak ne kadar doğrudur. Mesela dövüşüyorları düşünelim. Birden fazla kişi birbirini dövüyor demek. Gidişmek de öyle. Birden fazla kişi bir o tarafa, bir bu tarafa gidiyor. Yani gidişiyor. Başım gidişiyor, kaşınıyor diyen kişinin başındaki manzarayı düşünün. Sayılamayacak kadar kalabalık bir topluluk, belki yüzlercesi bir noktada durmadan karşılıklı gidiyor.
Zamanla gidişmekteki şeyinin işlevi kayboluşu Türkçenin insan zekası tarafından nasıl yönlendirildiğine müthiş bir örnektir. Ama maalesef kaşınmak fiili gidişmenin gelişmesine ve yayılmasına mani olmaktadır. Ayrıca kaşınmak fiilinin çift yönlü bir gösteren olduğuna dikkate alındığında gidişmek fiiline hala ciddi bir ihtiyaç duyulduğu anlaşılır. Çift yönlüden şu kastediliyor. Kaşınmak fiili tek başına mesela kaşınıyor diye söylendiğinde kimin veya nerenin kaşındığı anlaşılmaz. Tam tek kimil mananın ortaya çıkabilmesi için kederim kaşınıyor, sırtımın kaşınıyor şeklinde ifade etmektedir. Neyse, biz sırt ağaç münasebetine dönelim. Sırt taifesinin ayakları ve toynakları kedi köpek gibi hayvanlardaki kadar esnek ve sivri yaratılmadığından sağrılarında, boyunlarında, sırtlarında oluşan kaşınmalara karşı çoğu zaman naçar kaldığı bilinmektedir. Bilinmektedir dediğime bakmayın. Süt, yoğurt, peynir gibi yiyeceklerin ağaçtan toplanan bir takım meyvelerden elde edildiğini düşünebilecek insanların var olabileceği akılda tutulmalıdır. Niyetinde kaşınma ihtiyacını giderecek ahşap sırt kaşıyıcısı icat etmişler. Kalem şeklinde olduğunu bile gördüm. İç cebinde takıyorsun, ilk fırsatta çıkartıp hart hart kaşınıyorsun. Oh! Başını kaşımak için bile uzun ince telli bir avandallık icat etmişler. Kaşınma ihtiyacının ne boyutlarda olduğunu varın siz düşünün. Şehirde yaşayan insan için kaşınma ihtiyacı her şeye rağmen devası bulunamamış bir illete dönüşmüştür. İşte bu zaaftan kurtulmanın en kesin ve kestirme yolu imece usulüdür. Köylünün şehirde yaşayan tek geleneği ihtiyacı olanı elden gelen yardımın yapılmasıdır. Sırt kaşıma aletin, edevatın yoksa yolun şehir yerinde sırtını birine kaşıtmaktan geçer. Mesela kalabalık bir yerde kaşındın. Kaşındın. İllet gitmiyor. Kıl mı çürüdü? Ensenden saç mı düştü bilinmez. Kaşınıyor. Hemen kalabalıkta benzer sıkıntısı olan birini ararsın. Gözüne kestirdiğin huyu huyuna, suyu suyuna uygun birine yanaşıp, çaktırmadan anlaşıp, samimiyetten elleri sırta vurur gibi yapıp, aşağı yukarı bastırarak hareket ettirip, arada şakalaşır gibi gülüşerek herkes derdine karşılıklı deva olur. Bu yardımlaşma zamanla başka alanlara da taşınmıştır. Fırsatını bulsa birbirinin gırtlağına çökecek tipler bile yeri geldiğinde birbirinin sırtını sıvazlar gibi kaşıyarak yol almayı bilmişlerdir. Siyaset, ticaret, bürokrasi, spor, akademi, her alanda şehir insanı birbirine çare olarak illetten kurtulmayı bilir. Köylü kaşınma ihtiyacını çevresiyle uyum içinde kalarak karşılayabileceği halde şehir insanı çevresini uyumsuz şeylerle doldurduğu için buradan kimse birbirine mahkum olma neticesi istemese de karşısındakinin işini görmeye kendini zorlamıştır. İsmet abimizin kalpak ilgililer ve zarif ihanetler ile ilişkilendirdiği insan türünün ortaya çıkışının temelinde sorunlarına çare bulamama sorunu yatmaktadır. İnanmazsanız sorun. Şehir hayatındaki güvensiz ilişkilerin nezih kötülükleri hep kaşınamamaktan kaynaklanır. Kaşınabilen insandan korkmayın. Kaba olsa da kaşınmak insanı huzura erdirir. Çağdaş belediyecilik anlayışının kaşınma alanlarının inşasına mutlaka yer açılmalıdır. Kaşınma ihtiyacını gidermiş bir şehir insanı karşısındaki insana karşı farklı yüzler göstermek mecburiyetinde değildir. Sırtını kaşıyabilmiş insan rahatça karşısındakinin yanlışına yanlış diyebilme salahiyetini eline tutabilir. Şehir insanı hayvanlardan uzak kaldıkça sırtı kaşındığında çaresiz kalmaya devam etmektedir. Evlerinde besledikleri hayvan için özel tarak ve fırçalar alıp kaşınma ihtiyaçlarını kendilerinin gidermesine bakılırsa ev hayvanlarından öğrenecekleri pek bir şeyleri yok. Kendi kaşıntılarından öte, hayvanların da kendi işi görür olmaktan uzaklaştırmaktalar. Böylece yardım alacağı tek yer olarak kendi gibi sırtı kaşınan bir hemcinsi kalıyor. Nitekim şehir insanı karşındaki insanın sırtı kaşınana veya onun sırtını kaşıdığını fark edip yardımlaşmayı akıl edene kadar ıstırap içinde dolaşmaktadır. Bu ıstırap şehir insanının karakterine, şahsiyetine tesir etmekte, ıstıraptan kurtulana kadar karşı minnet altına sokmaktadır. Birbirinin sırtını kaşıyanlar, birbirine duydukları bu minnet
ve doğabilecek yeni kaşıntılara karşı gelecekten yeni yardımlaşma ihtiyacı şehir insanını hesapçı durumuna sokmuştur. Bu minnettarlık, bu muhtaç olma duygusu içten içe derin bir iğrentinin oluşmasına, belki ince bir nefretin oluşmasına sebep olmaktadır. Her an sırtında kaşınma ihtiyacı olabileceğinden, her an birine muhtaç kalabilme ihtimali şehir insanı ürkek, korkak, zavallı, güvensiz ve kaypak hale koymuştur. Şehirlerin gün geçtikçe nüfus yoğunluğunun artması, insan türünün tamamıyla tabiattan, topraktan, hayvandan uzaklaşmasını da beraberinde getirmektedir. Böylece sırtını kaşıyamayan insan sayısı kat be kat artmaktadır. Şehirleri hayvanların rahatça kaşınabileceği ve dolayısıyla insana kendi kendine kaşınma konusunda yol gösterici rolü oynamaya devam etmeleri behamehal sağlanmalıdır. Yoksa sırt kaşıma konusunda birbirine duydukları açık minnettarlığın düşmanlığa evrilmesi önlenemezse toplumsal nefret tahammül edilemez durumlara gelecektir. Uzun sözün kısası. Şehir insanı sırtını kendi kaşıyamadığı için güvensiz, ürkek, kaypak olmuştur. Çünkü örnek alıp kaşınmayı öğreneceği hayvanlar aleminden kopuk yaşamaktadır. Geleceğin belediyecilik anlayışı hizmetleri bu içtimai nezaretimize dikkate almadan adım atmamalıdır. Hizmetlerini tasarlarken bahsedilen iş toplumsal yarayı göz önüne bulundurmalarıdır. Mevzu bahis olan ferdi illetin nasıl içtimai gayelere yol açtığı akıldan çıkarılmamalı ve tedavi edilmesi için şehirleri hayvanlarla barıştırmanın yollarını aramalıdır. Sinek tutan sığırlara çare bulmak da yine çağdaş belediyecilik anlayışının vazifesi olacaktır. Bu kısadır bir mecmua kenarında kaybolmuş. Biz de gördük söyledik. Sakiye sohbet kalmazmış baki. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. İnşallah bir sonraki hikayemizde daha güzel söyleriz.